Çayan önderliğindeki THKPC kadroları 17 Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırdılar. İsteklerini hükümete basın aracılığıyla ilettiler. Verilen sürecin bitmesi sonrası istekleri yerine getirilmesi için Elrom öldürüldü. Pazartesi günü kaçırıldı. Cumartesi gününe kadar beklendi. Aslında cumartesi gününden önce bizim verdiğimiz süre doluyordu. Yani kamuoyuna, basına bir açıklama yapıldı. THKPC'nin o ilk bildirisidir. Oradaki süre doldu. Fakat Efraim Elrom infaz edilmedi. Bekleme halindeyiz. Hamarat Apartmanı'ndayız İstanbul'da, Nişantaşı'nda. Hamarat Apartmanı'nda o sakladığımız sırada cumartesi günü saat 13'te TRT akşam işte şu saatten itibaren genel arama yapılacağını açıkladı. Alanımız olsun, esneme alanımız olsun. Mahir şöyle düşünüyordu. Nişantaşı zengin semtidir. Burayı aramazlar. Bu arada Ulaş gidip geliyor bir yerlere. Yani evde ben varım, Hüseyin Cevahir var, Mahir var. Böyle bir oda, bir de salon var. Şurada da mutfak var. Bu salonda da bir piyano var. Elrom'un muhafaza edildiği, tutulduğu oda burası. Birimiz Elrom'un başında duruyoruz. Cumartesi gününden bahsediyorum. Uzanacağı bir yatak vardı, bir masa vardı, bir sandalye vardı. İstediği zaman kalkıp tuvalete gider, yemek yapıp veriyoruz. Şunu da ekleyeyim. Bir gazetede Efraim Elrom'un Arjantin'de yaşamakta olan Eichmann adlı eski bir Nazi'yi Arjantin'den kaçırıp İsrail'e getirip getiren 3 kişilik Mossad ekibinin mensuplarından biri olduğu haberi çıkmıştı. Böyle bir şey olduysa da çok iyi yani, Eichmann'ı kaçırıp oradan getirmen. Bu bizim için iyi bir durum yani, antifaşist bir eylemdir bu, antinazi bir eylemdir. Onu reddetti. Hayır, ben de o ekipte değildim. Yani kaçıran ekipte değildim. Ancak yargılanması sırasında prosecutor kelimesini kullandı. Onu konuşmaya ikna ettim. Cevahir'le salonda yan yana kaldığımızda şunu söyledim. Bu evi bulacaklar. Buraya gelecekler. Efraim Elrom'a herhangi bir şey yapılmasın. Eğer bulurlarsa, ki büyük ihtimalle bulacaklar, çatışalım. Öldürülmesin. Burada duralım. Olur ya, 10 milyonda bir ihtimal, gelmeye de bilir. Epey bir süre kaldık. Ondan sonra dışarı çıktım ben yine. Dışarı çıktığımda nasıl oluyor? Yani ne olacak falan dedim. Mahir öldürülecek dedi. Ankara'daki arkadaşlar ne düşünüyor? Onlar da öldürülmesinden yanarlar mı dedim. Mahir de evet dedi. Biz oradan ayrıldık. Saffet Alfin Fatih'teki evine geçtik. Bir saat ya da biraz daha fazla bir süre sonra Ulaş'la Mahir geldiler. Dedim ki ne oldu? Öldürüldü. Hanginiz öldürdünüz dedi. Mahir bir an böyle bir duraklama oldu. Ben öldürdüm dedi. Elrom'un kaçırılması sırasında bırakılan ipuçlarıyla birlikte devlet güçleri Türkiye Halk Kurtuluş Parti Cephe Merkez Gerilla kadrolarını sıkıştırmayı başarır. Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir Kartal Maltepe'de bir apartmana girip dairedekileri rehin alırlar. Genç kız Sibel Erkan dışında evde bulunanları serbest bırakırlar. Tam 51 saat içeride direnirler. Uzaktan bir ateşle Hüseyin vurularak öldürülür. Mahir de yaralı olarak ele geçer. Hüseyin Cevahir'in ailesi önce radyo haberlerinden Mahir'in öldüğü, Hüseyin'in ağır yaralı olduğunu öğrenir. Dediler ki Mahir Çayan vuruldu, Hüseyin Cevahir yaralı olarak ele geçti. Mecburen geri döndüm. Haberler devam etti. Dedi ki yanlışlık olmuş. Vurulan Hüseyin'dir, Mahir yaralıdır. 1 Haziran günü polisler geldiler. Şeyin 1. Şube Müdürü Ilgız Aykutlu'yla beraber Çevik Kuvvet ekibi geldi. Şeyde çelik yelekli falan. İçlerinden bir tanesi eli dirseğine kadar kan içindeydi. Bunu bu koluna aldı, yüzüne de sürdü.
Dedi ki bu dedi arkadaşınızın kanı, bu dedi Mahir'in kanı. O sırada işte Mahir'le Hüseyin'in Maltepe'de saklandıkları evde, yani kuşatıldıkları evde öldürüldüğünü öğrendik. Polis öldürdükleri kişinin Mahir olduğunu zannediyordu. Onun üzerine işte Mahir'in kanı dedi, arkadaşınızın kanı. Eşim geldi, babaanneme böyle kızdı yani sinirlendi. Ana dedi, niye yattınız dedi, kitapları sayıp dedi, sayıp bir de yok dedi. Artık o zaman ben anladım. Kitapları yakıldığında artık sahibi yok deyince siz sahibi anladınız deyince, yani. Anladım zaten şeyler falan kaldırmışlardı herkes, radyoları falan hani duymayalım. O umutla, anneme hep böyle şey yapıyordu. Biz ağladığımız zaman, şey yaptığımız zaman hani diyordu, yani yaralıdır diyordu. Bak Yusuf Aslan da yaralı ama şimdi iyileşmiş. O şekil bize destek vermeye çalışıyor. Yani. Ağır yaralı olsa da yani bir mucize umut olur, kurtulur. Amcası zaten çok korktu, öyle çekindi, bir şey yok. Yeğeni gittikten sonra artık dünya ona dar geliyor. Hiç gözüne bir şey görünmüyor. Yola devam ediyor. Şofördü de zaten, kendisi de araba kullanırdı. Getirdiler, köye yol yoktu. Bir saat uzakta bıraktılar, bize de haber verdiler. Bir resmi vardı. Onu ben bir karton üzerine yapıştırmıştım. Bizim evdeydi. Biz dedik bunu da götürüp tabuta koyalım. Evet. Biz şeyi almaya gittik cenazesini. Cenazesi nahiyenin 15-20 dakika daha uzağında bir yere bırakmışlar. Yol olmadığı için köyden en az 50-60 kişi geldi, omuzladılar, köye getirdiler. Köye getirdikleriz ama halk çok bekledi. Tabii o çevre halkı, ne kadar köylerde insan varsa, hangi köy olursa olsun hepsi oraya dökülmüştü. Hüseyin'i sevenler zaten, sevmeyen de yok gibiydi. Öyle bir inilti geldi ki, o inilti bir de dağ, köy dağlıktı ya, bir yankı yaptı, öyle bir ses çıktı ki insanın ciğerini parçaladı. Biz tabii başka bir şey düşünemedik o fotoğrafın altına. Cahit Sıtkı Tarancan'ın bir cümlesini ben yazdım şiirinden. Kapımı çalıp durma ölüm, açmam, ben ölecek adam değilim. Bunu yazmıştık. Hüseyin'i köy mezarlığına götürdüler. Orada defin ettiler. Onunla ilgili kitapları filan evdeydi. Onu korkudan okuma yazması olmayanlar, yaşlı insanlar bizden de haber almadan yakmışlardı. Bu dergi çalışmaları sırasında İşte bizim o küçük çekirdek kadromuz tabii genişledi. Katılanlar oldu. Bu katılanların biri de Hüseyin Cevahir'di. Onu da arkadaş Zekai Özger getirdi. Arkadaş Zekai Özger o zamanki adıyla Basın Yayın Yüksekokulu'nda okuyordu. Hüseyin Cevahir de siyasaldaydı. Daha sonra bu ekibe Ahmet İnam katıldı. ODTÜ'de okuyordu. Elektrik mühendisliğinde. Şimdi orada felsefe profesörü sanıyorum. Haluk Şahin vardı, Bursa'dan tanıdığımız, bildiğim. Yani ben yazıları, yayınlananları söylüyorum dergide. Günzileli vardı. Ondan sonra Bilgin Adalı vardı. O şimdi çocuk edebiyatıyla uğraşıyor. Yayınları var. Dediğim gibi Metin Güven. Ve başkaları. Ve bu ekipten birçoğu bugüne kaldı.
Biz o dergi çalışmalarını orada başlattık. Hüseyin Cevahir'i orada tanıdım ben. Arkadaş Zekai Özger getirmişti. Bu da bir edebiyatçı bir arkadaşımızdı. Henüz siyasetle en azından bize yansıyan bir ilgisi yoktu. Ya mutlaka vardı da. Çünkü daha sonra siyasalda Öğrenci Birliği Başkanı oldu. Ve işte 1972'ye kadar devam etti yaşamaya. O 1 Haziran gününe kadar. Hüseyin Cevahir daha önce bir yıl sanıyorum İstanbul Hukuk'ta okumuş. Sonra siyasala gelmiş bir arkadaşımızdı. İstanbul önce tıpta okudu. Tıp mıydı? Tıp, evet, tıp fakültesinde. Evet. İstanbul'da okurken o zaman edebiyat çevirilerine dahil olmuş. O zaman İstanbul'da Yeni Ağ diye bir dergi çıkıyordu. Ülkü Tamerler falan çıkarıyordu. İşte orada herhalde yayınları falan olmuş. Geldi. Dergi çalışmalarına katıldı ve bizim dergimizin yazı kurulundadır kendisi. O zaman ben derginin sahibi ve sorumlu yönetmeliydim. Yazı kurulumuz ise Bilgin Adalı, arkadaş Zekai Özger ve Hüseyin Cevahir'di. Künyede yazar bunlar. Evet. Ve ilk sayıda benim çıkarken yazısının arkasından Hüseyin Cevahir'in kalın çizgileriyle edebiyatımızın dünü bugünü gibi bir yazısı vardı. O ikinci sayıda da devam etti. O yazıda sanıyorum Demir Özlü, Sevim Burak gibi o dönemin işte yazarlarının şeyler üstüne, yazdıkları üstüne bir geniş bir eleştiri yazısıydı. İlk tanışmamız öyle oldu ve bu şey sürdü. O yılın sonuna kadar sürdü. Ta Haziran ayına kadar. Tabii onun sonra 68 olayları yaşandı ve ilk boykot oldu. Ve o boykottan sonra Hüseyin'le dönem dönem yine karşılaştık, yine konuştuk. Artık o dergi devam etmedi. Yani etmesi de mümkün değildi zaten. Çünkü artık hayatımız farklılaştı, siyaset ağır bastı. Dolayısıyla da yani Hüseyin Cevahir için kısaca anlatacağım şey bunlar. O bir iyi bir edebiyatçıydı. Edebiyatçı olarak tanıştık. Ve sonra siyasetçi olarak hayatını noktaladı. Hüseyin Cevahir'in köyünün bu bulunduğumuz yere 8 kilometre olduğunu söylüyorum. Biraz sonra buradan hareket edeceğiz. Başındayız şu anda. Şimdi biraz sonra arkadaşları gelecek. Arkadaşları geldiğinde mezarı her yıl sanırım ziyaret ediyorlar. Evet, her yıl. Biraz sonra onlar gelecek. Şu anda aile burada. 4 tane kardeşi burada görüyoruz. Fakat bir tanesi şu anda sanırım Fatma Hanım. Merkezde biraz sonra gelecek. Güneş Hanım'ın hatta mektuplarda, sizin mektuplarda birinde ismi geçiyor şeyinin şeyinde. Oradan tanıyoruz. Evet, sizin var mı? Yani siz küçük müydünüz herhalde? Yani evet, ama yaşadık. Evet, o acıyı çok yaşadık yani. Peki yazın geliyor herhalde. Mesela öğrenciydi biliyorsunuz. Yazın geldiğinde evde neler yapıyordu? Evde hep odaya giriyordu, kapı kapatıyordu, hep yazı yazıyordu. Yazı yazıyordu. Hep yazıyla uğraşıyordu. Yazın hep işi oydu. Artan zamanında tabii ki çok yoğun bir sevgiyle. Bizimle paylaşıyordu. Köyün insanlarıyla paylaşıyordu. Mesela biz bütünlemeye kaldığımız zaman aynı yaştaki öğrenci gruplarını hepimiz toplayıp bize ders veriyordu. Ders veriyordu. Ders veriyordu. Yani anlatmak çok zor hayatımızda. Onunla ilgili ama biz gücü bulamıyoruz kendimizde. Yani anlatmak gücü
Onun bir şeyi vardı mesela ilk tıp fakültesine kaydoluyor. Babası davullu zurnalı herhalde oğlunun doktor olmasını istiyordu. Evet kurbanlar kesildi falan. Aldığına herhalde böyle bir şey. Ya o bizim tabii geleneğimizin yok, şeyi. Yok her ki, Anadolu'nun geleneğidir evet, her o gelenek var. Olarak evet, hani evet. Zaten onu çok iyi bir üniversite okuyabileceğini, girebileceğini zaten herkes biliyordu. Çok zor ya nasıl evet, anlatalım? Evet yani onların da istediği bir yere girdiği için. Aile çok tabii mutlu, ki tabii. Çok mutlu oldu. Yani her anne babanın, amcanın, ailenin istediği şeyler bunlar. Ancak siyasiciye daha çok ağır bastığı yöneldi. İçin onu bıraktı. Çok, gerçi evet, şöyle bir şey evet, de var evet, galiba benim evet, bildiğim kadarıyla. Hüseyin'in kadavraya benim evet, midem dayanmıyor. Yani tabii, tabii. Mesela o sebeple herhalde onun için yani ben bu mesleği evet, yapamam deyip de üçüncü oradan ayrılıp. Üçüncü sınıfa kadar geldi. İşte evet, o yani o aşamayı şey, geldi evet. Çünkü insan sevgisiyle doluydu. Bugünkü gibi. Evet. Hiç dinledi ne yazık. Ailemize düşen o bomba paramparça etti hayatımızı. Peki başka ailelerle daha doğrusu o yoldaşlarının aileleriyle bir görüşmeniz falan oldu mu? Hiç gelenler oldu mu? Görüşmemiz geçen yıl bir park Mahir Hüseyin Ulaş'ın adına şeyde açıldı. Evet. Maltepe'de evet, Gülsuyu diye bir yer evet, var. Orada açılmıştı park. İşte biz de gittik. Sarıhan'ın hanımı bir de Ziya Yılmaz'ın yeğeni vardı. İşte onlarla tanıştık. Telefon falan da aldık. Görüşecektik eşiyle. Evet. Ondan sonra da Ziya Yılmaz'ı da maalesef kaybettik. Evet. Evet onu da kaybettik. Evet. Üzüldük vallahi onu da duyunca. Tabii 77-78'den ama 78 döneminde bunun mezar çalışması Cevahir'in mezar çalışması yaklaşık bir ay sürdü. Evet. Tunceli'den, Elazığ'dan işte yoldaşları o dönemki devir hareketi tarafında ağırlıklı bir şekilde bir çalışma yapılıyordu. Tabii bu ilde bulunan, Dersim'de bulunan diğer sol örgütlere katkı sunuyorlardı. Daha sonra buraya bir şey yaptık. Bir açılış yani tören yapıldı Çin'e ilgili, mezara ilgili. Az önce bahsettiğim bu taştan yapılmıştı. Daha düşük bir yerdi ve çil topraktı. Babası rahmetli Cemal şu kısmı çıkmıştı şuraya. Evet. Orada işte bir kısa bir konuşma yaptı. Sonra yaşasın dermişler diye. En son öyle bitirdi. Anladım. Daha sonra dağıldık. O süreç içerisinde ben de birkaç kez aynı zamanda hanımın halasının oğluydu. Tabii onun ötesinde siyasetinde aynı şeyi düşündüğümüz için, aynı gerekten geldiğim için. Ben de birkaç kez arabamdan arkadaşları buraya getirdim. Evet. Çalışma içerisinde katıldık birlikte. Bugün bizi getirdiğiniz gibi. Sizi getirdiğiniz gibi. Evet. Hüseyin'in kocaman bir yüreği vardı. Evet. Yüreği doluydu. Sevgiyle, merhametle, paylaşımla, özveriyle, özgürlükle. Bu güzel duygularını Kürt ve Türk halklarıyla paylaşmak için mücadele etti. Evet. Yani zaten kendisi de öyle diyor. Ben Kürt ve Türk halklarının ortak mücadelesine inanmış Kürt Partisi'yiz, ben isteyeyim diye kendisi kendi ağzıyla ifade ediyor. Evet. Bu doğrultuda da zaten Kürtler arasında olsun, Karadeniz bölgesinde olsun bir takım çalışmaları vardır. Kerbala'daki İmam Hüseyin neyse, İslam alemindeki değeri neyse, bizim gözümüzde, emeklilerin, işçilerin, köylülerin gözünde de Hüseyin Cevahir odur. Ama Hüseyin Cevahir'i vurgularken hepsini ayrım yapmadan, 68 kuşağını yani Mahirleri, Denizleri, Sinanları, Kızılderili'de ölenleri, İbrahim Kalpakkaya'ları, evet, Kürt devrimcilerini yani Mazlum Doğan'ı, yani hiçbirisini ayrım yapmadan bizim gözümüzde aynı değerde de aynı sevgidedir. Evet. Hatta insanlık için, emek için, sosyalizm için bir tek çivi çakan, bir tuğla koyan insanlara hepsine saygımız vardır. 77-78 yılında bu dönemde Demirci Yol Hareketi bu mezarı üstlenmişti yakında. Tabi diğer demokrasi güçleri de destek vermişlerdi. Ve ilk kez bu gördüğünüz taşlara yapıldı. Mezar bu kadar yüksek değildi kardeşi, daha düşüktü.
iç kısımda toprak konmuştu. Öyle sade bir konumdaydı. Sonra tabii buna yıllarca talip olduktan olduğu için aile bunu yeniledi. Yeni şekline getiriyor. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Hüseyin Cevahir ölümsüzdür. Hüseyin Cevahir ölümsüzdür. Bayır, sin, ulaş, kurtuluşa kadar savaş. Bayır, sin, ulaş, kurtuluşa kadar savaş. Kurtuluş kavgada zafer cephede. Kurtuluş kavgada zafer cephede. Türkiye devrim mücadelesi açısından Mahirler, Hüseyinler, Ulaşlar, İbrahimler, Denizler, Türkiye'de halkların kurtuluşu için, devrimi için silahlı mücadele yolunda savaşarak şehit düştüler. Bu savaş halkların ortak mücadelesi açısından çok önemliydi ve bu görevi yerine getirdiler. Şimdi sizleri başta Hüseyin Cevahir olmak üzere tüm Türkiye ve dünya devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Kaputu geldiği zaman ilk karşılayan bendim. Araba köye gelmiyordu o zaman. Bir yere kadar geliyordu. Sırtta getirdiler. Tabii. Tabutla getirdiler. Tabutla. Evet. Tabutla getirdiler. İlk karşılaşan bendim. Ben karşıladım. Çok üzüldüm. Bir yerde en büyük teselli Hüseyin kendisini insanlığa adamış bir insandı. Bunu çok iyi anlıyordu. Onun için kıymetli olan insanlık vasfıydı. Yani insanı her şeyin merkezine oturttu. Tabii. Hüseyin öyle bir insandı. Dedim ya, yeri geldiği zaman ince yürekli bir insandı. Yeri geldiği zaman kahraman bir insandı. 1967 yıllarında bir tanışıklığımız oldu. Biz eskiden araba yoktu. Biz gelip bayın kaplıcalarına, hayvanlarla yaya bayın kaplıcalarına gidiyor. Gidiyordu her nerede sene. Nerede bu kaplıcalar? Bayın. Mazgit bayın kaplıcaları. Yani yolumuz da buradan zaten onların köyünden geçiyordu. Yani Şebek'ten geçiyordu yolumuz. Evet. Biz de tabii hayvanlarla yaya geldiğimiz için yatak falan alamıyorduk. Gelip burada her sene geçtiğimizde oradan yatak alıyorduk. Yine öyle bir şeyimiz oldu. Geldik eve gittik. Ben, Kamil Aslan ve Mustafa Tunç. Biz o zaman lise öğrencileriydik daha. Yani lisede okuyorduk, öğrenciydik. Eve uğradık. Hüseyin de işte üniversitede o zaman gelmişti evde. Gittik içeri. Daktilosun başında yazı yazıyordu. Notlar vardı. Oturduk. İşte tanıştık. Yemek halamız yaptı, getirdi, bizi yedik. Ondan sonra yatağımızı aldık. Biraz sohbet ettik. Yani biraz sohbet ettik yani epey. Yemek yedikten sonra yataklarımızı aldık. Bize yatakları vermedi. Kendisi yorganları aldı. Yani siz küçük olmadığınıza rağmen. Ondan yaşça küçük ve genç olmamıza rağmen yani daha güçlü. Sırtlandı. Daha şeydi. O kendisi sırtladı. Köyün karşı tarafında patikayon geçtiği yerde bizim büyüklerimiz orada bizi bekliyorlardı. Getirdi. Bizim bebeği oraya kadar aldı, sırtına getirdi. Hayvanlara yükledi kendisi. Bağladı. Ondan sonra bizi yolcu etti. Döndü tekrar eve geldi. Evet. Yani böyle bir anımız oldu onda. Hüseyin Cevahir ilkokul buradan Darkent'te bitirdi. Ondan sonra liseye gitti. Liseden çıkınca üniversiteye gitti. Üniversite Sezer Bey Fakültesini bitirdi. Onda da tıp fakültesine girdi. Onda bu yani Hüseyin Cevahir fakirlere yanaydı. Kalbi çok yanıktı. Sorardı mesela sende. Kaç çocuklarım var amca? Dedi 1-2-4 tane var ama keşke olmasaydı Hüseyin Bey. Niye, sebep nedir ki efendim? Keşke olmasaydı diyorsun. Var ama ayağından çarık yok. Ayağından ayakkabı yok. Üstünden üst baş yok. Hüseyin Bey bu yüzden olmasa daha iyi. Dedim ki sana bir elbise alayım dedim. Pantolon, gömlek gibi bir şey işte. Beraber Elazığ'a gitmiştik. Elazığ'a gitmiştik.
Dedi ki yok hoca, ben elbise istemiyorum. Sen tesisat-ı mestüreden. Kitapta bu. Evet. Tesisat-ı mestüreden ne ayırmışsan bana onunla kitap al dedi. Ben de gittim işte, klasikler daha çok. Tolstoy'un Barış ve Savaş, Hemingway'in Silahlara Veda, Şevket Süreyya Aydemir'in Ekmeksiz Köy Öğretmen'in Anıları, daha birkaç kitap böyle aldınız. Aldık. Aldım ben ve memnun oldun mu? Çok sevindim dedi. Teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, mektubunu aldım. Güzelin ölüm haberini içim burkula burkula senden gelen mektuptan önce öğrendim. Ölüm tabii gelişimin sonucu. Ama bu başka, diyalektik bir yok olma değil. Mekanik, belki yaşayacak yılları vardı. Beni en çok üzen çocuklarının durumu. Kızları ki küçüktür onlar, anasızdır. İçlerinde bir acıyı oluştura oluştura büyüteceklerdir. Oğluna gelince en çok onu özlüyorum ben. Acının karanlık perdesi inecek yüzüne. Oysa büyütmek gerek onu. Bir yeni duruma, bir başka babaya ulamak gerek. Bir de şöyle bir şey söylemişsiniz. Hüseyin sabahları beni uyandırırken gün batar. Gavur yatar. Öyle diyordu, evet. Diyordu, niye bu kadar uykuyu bırak diyordu. Kitap oku, şey dinle. Charles Aznavour'u şarkılarını çok severdi. Hmm. Sanırım Ermeni bir müzisyendir. Evet. Fransa'da. Onu çok dinlerdi. Ondan melodiler var diyordu. Dinleyelim onu. Sonra forum, açık oturum gibi şeyleri kaçırmadı. Televizyon yoktu köyde o sıra. Radyoda mı? Radyoda dinlerdi. Seni yarın götürüp kaydedeceğim dedi. Beraber gideceğiz. Bir de şey, boğa kesti. Kanını da alnına sürdüler. Baba mı yaptı bunu? Baba yaptı. Evet. Güneş de yeni doğmuştu. Hepimiz duygulandık. Zaten öyle inancımız öyle yani. Öyle sabah. Evet, evet. Genellikle yapılır tabii. Doğar doğmaz. Eğer bir ada varsa. Bir civan gönderdim gurbet ellere. Yetiş imdadına ya hazır. Aleyhisselam diye bir şey de söyledi. Ve Hüseyin'le beraber gittiler. İstanbul'da işte kaydettiler. Okudu bir iki yıl, ben ziyaretine gittim bir öğretmen arkadaşımla. Mahmut Güneş rahmetli oldu. Gittik yanına, dedi ki hoca ben şeyde okuyamam dedi. Tıp fakültesinde okuyamam dedi. Benim mizacıma ters düşüyor dedi. Ben kadavra parçalayamam dedi. Bu işi yaptığım zaman yemek yiyemiyorum. Yemekten kesiliyorum, iştahım kesiliyor dedi. Ben de dedim ki, herkes tıp diyor, bayılıyor. Bu fırsat sana her zaman doğmaz, bir sefer doğdu. Tercihen kazandın, bunu seçtin. Vazgeçme beni dinlersen. Yok dedi, olmaz dedi. Belki kazanamazsın. Üniversite sınavını kazanmayabilirsin. Siz yine bahsetmişsiniz. Ben kaç sefer girsem kazanırım dedi. O yönden hiçbir kaygın olmaz. Annesinin mezarıdır. Annesinin mezarı, evet. Ha, bunu da söyleyeyim. Gerçekten Fatoş Hanım çok değerli bir ölüm tarihi 1986, evet. Değil mi? 86. İşte Hüseyin Cevher'in vefatından sonra Hüseyin'e karşı çok büyük bir sevgisi vardı. Onun acısına dayanmadı. Onun kederiyle önce gözleri bir zayıflandı. Sonra da hastalandı.
onun acısıyla vefat etti. Annesinin Hüseyin'e, Hüseyin'in de annesine karşı büyük bir sevgisi vardı. Evet. Ha. Bu yani Hüseyin'in sadece annesiyle değil, gerçekten tüm insanlara karşı sevgisi büyüktü. Ha, biz şurada kaplıca vardır, bağın kaplıcası. Oraya giderken böyle bir çocuğun ayağında ayak kapısı yoktu. Ayakları kanamıştı, duygulandı, ağladı. Yakında Karakocam var, Elazığ ilçesi. Oraya gitti, ona ayakkabı aldı. Evinin şu anda, daha doğrusu yaşadığı evin önündeyiz. İşte biraz sonra kapıdan içeri gireceğiz. Şu anda bu gördüğümüz sonra da yapılmış şekli. Asıl evin kapıları, gerçek orijinal kapıları içeridedir. Yani. Şimdi onu göreceğiz biraz sonra. Evet. Burası evin odası. Çok eskiden yapılmış, orijinal haliyle. Evet. Hüseyin Cevahir'in de yani yaşadığı yıllarda yaşadığı, yattı, muhabbet etti insan. Burada doğdu. Evet. Burada doğdu. Evet. Şöyle geçelim o zaman içeriye bir. Hüseyin Cevahir'in evinden ayrıldık ve mezarına doğru gideceğiz. Şu anda köyü görüyoruz. Köyün girişinde bir çeşme. Çeşmenin üzerinde Hüseyin Cevahir Yoldaş ölümsüzdür yazısını görüyoruz.